Suudi Arabistan öncülüğünde Türkiye'nin de aralarında olduğu 34 ülkenin katılımıyla oluşturulan Teröre Karşı Sözde İslam İttifakı yapılanmasında amacın Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki projelerine taşeronluk yapmak olduğu ifade ediliyor. ABD tarafından desteklenen oluşum konusunda Pakistan ve Malezya'dan gelen haberimiz yok açıklaması dikkat çekti. Büyük Ortadoğu projesinin sahipleri İslam dünyasında Şii-Sünni savaşı çıkarmak istiyor. Uzun süredir devam eden mezhep savaşı planı artık devletler düzeyine çıkarılmak isteniliyor. Planın sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri son yıllarda oluşturduğu ittifaklara Sünni koalisyon adını veriyor. Suriye ve Irak'a başlatılan operasyonlara katılan ülkeleri, Sünni koalisyon olarak nitelendiren Amerika Birleşik Devletleri bu kapsamda dikkat çekici bir adım da Suudi Arabistan üzerinden attı. Suudi Arabistan 34 İslam ülkesinin katılımıyla İslam Ordusu kurulduğunu açıkladı. Koalisyon olarak adlandırılan yapılanmanın kuruluş deklarasyonunda terörle mücadelede askeri operasyonların koordine edileceği ve destekleneceği gibi genel bir ifade yer aldı. Deklarasyonda IŞİD veya herhangi başka bir örgütün adına yer verilmedi nüfusları ağırlıklı olarak sünni olan devletlerin katılımıyla oluşturulan koalisyona Amerika Birleşik Devletleri anında destek oldu. Türkiye'de ittifakta yer alıyor. Suudi Arabistan'dan böyle bir toplantı için böyle bir geniş kapsamlı birliktelik için bir davet geldiğinde bunu olumlu baktığımızda ifade ettik. Koalisyonun tam olarak ne yapacağı ve Türkiye'nin nasıl bir katkı sunacağına dair de henüz ayrıntılı açıklama yok. Uzmanlarsa ittifakın kimliği ve amacına dair farklı görüşler dile getiriyor. Koalisyonun en belirgin özelliği sünni nüfusun ağırlıkta olduğu ülkelerin katılımı. Bünyelerinde yoğun Şii nüfus bulunan İran, Irak, Suriye ve Afganistan oluşuma dahil edilmedi. Bunun yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bulunan Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan yapılanmaya dahil olmadı. Dünyanın en kalabalık İslam ülkesi olan Endonezya'da ittifaka girmedi. Büyük Orta Doğu projesi kapsamında İslam dünyasında çıkarılmak istenilen Şii-Sünni kavgasına zemin hazırlayacağı ifade edilen ittifaka ilk itirazlar da gelmeye başladı. Suudi Arabistan tarafından 34 ülke arasında yer aldığı ifade edilen Pakistan'dan biz yokuz açıklaması geldi. Koalisyonun duyurusuna şaşırdıklarını ifade eden Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ayzaz Çaduri, Yeni ittifaklara ve farklı eylemlere girip girmeme konusunda karar almadan önce konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmeye çalışıyoruz dedi. Listede yer aldığı ifade edilen Malezya'dan da operasyonlara dahil olmayız açıklaması geldi. Irak Parlamentosu Güvenlik Komitesi Başkanı Suudi Arabistan'ın kurduğu koalisyon mezhepsel ve İslam'ı temsil etmiyor dedi.